Çin, koronavirüs kısıtlamalarını gevşetip sınırları da açmasına Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği yanıta tepkili Pekin, Çin'den gelecek yolculara test istenmesini salgını siyasallaştırma olarak niteledi. Çin'in en büyük şehirlerinden Şangay'da ise şehrin %70'i koronavirüse yakalandı. Eğer ABD salgını siyasallaştırmasaydı ve Çin hükümeti gibi insan hayatını ilk sıraya koymuş olsaydı, üzgünüm ama salgının dünyadaki durumu da şimdiki gibi bu kadar yayılmamış olacaktı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösterdi. Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çin'de vaka durumunun yeterince şeffaf olmadığını söylemiş, Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmek isteyenlere test zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı. 8 Ocak'tan itibaren gelen yolcuların yolculuktan önceki 48 saat içinde alınmış negatif bir test sonucu göstermeleri gerekecek ve negatif sonuçları olanlar Çin'i ziyaret edebilecekler. Çin'de ülkeyi ziyaret edecekler için aynı kararı aldı. Avrupa Birliği'nden de 27 ülke birlikte Çin'den geleceklere yönelik kısıtlama kararı aldı. Fransa hükümet sözcüsü Olivier Véran, Avrupa'nın endişesini dile getirdi. Çin'deki salgın krizi Avrupa'da gayet meşru bir endişe yaratıyor. Çin'de önlemlerin kaldırılmasına karşın salgın da hızını artırıyor. Şangay'da bir doktor, kentte nüfusun %70'inin koronavirüse yakalandığını öne sürdü. Nisan ve Mayıs ayına göre sayının 20-30 kat arttığını söyledi.